da bulunuyoruz. Buradaki bitkilerimizi tanıyalım. Biraz da bitkiler hakkında bilgi verelim istedim. Tabii ki bir geçmişte bir algı vardı. İşte sonbaharda ve de ilkbaharda ağaç dikimi yapılır diye. Ama artık o kadar teknoloji genişledi ki istediğimiz mevsimde eğer biraz da dikkat edersek dikim yapabiliriz. Hani eskiden hep cıblak kökle, yani normal bitkiler arazide yetiştiriliyordu ve oradan sökülüp işte en son Mart, Nisan'ın ilk haftasına kadar diktik dikmedik. Daha ondan hayır göremiyorduk. Ama şimdi ise görmüş olduğunuz gibi saksılar içerisinde ve plastik tüpler içerisinde rahatlıkla yani mevsim gözetmeden dikebiliriz. Ya tabii ki esas mevsimi sonbahardan ilkbahara kadar, ama bu mevsimlerde de istersek bahçe düzenlemesi yapmak istersek, işte bahçemizin bir kenarına ağaç, bitki, buna benzer şeyler, meyve ağacı olsun dikmek istersek rahatlıkla dikeriz. Yalnız burada yapılması gereken hususlardan birisi, tabii ki hani hep denir işte bitki dikilmeden önce sulansın, ondan sonra dikimi yapılsın. Şimdi suladığımız zaman eğer ki böyle bir poşet içerisindeyse, bir saksı içerisindeyse ne yapıyor? Suladığımız zaman bu bitkinin toprağı yumuşamış ve gevşemiş oluyor. Biz de bunu kestiğimiz zaman yerine dikene kadar bitkinin köklerine hava aldırma şansı çok çok yüksek oluyor. Dolayısıyla burada benim size önerim, çünkü yapmış olduğumdan dolayı yıllardır bu tür bir uygulama yapıp sonuç aldığımdan dolayı ben size bu bilgileri paylaşıyorum. Dikim yapmadan önce 2-3 gün önce saksınızı sulamayın. Ya bu saksı bitki sulanmasın ki toprak yapısı dağılmasın. Dağılmayı önleyin. Ondan sonra kesip çukuruna koyduktan sonra toprağı doldurmadan içine suyu doldurun. Ondan sonra toprağı doldurursanız inanır mısınız, bitkinizin hiçbir yaprağı buruşmadan rahatlıkla dikebilirsiniz. Mevsim itibariyle tabii ki işte artık güllerimiz falan açmaya başladı. Bunları da açanları kesmemiz gerekiyor. Yine burada güller hakkında bir detaylı bilgi vermek istiyorum. Yani halk dilinde bilmiyorum ama genelde kör göz diye tabir ettiğimiz. Şimdi bakınız, zamanında şurada bir budama yapılmış. Buradan bir iki tane sürgün oluşmuş. Ve şu ilk sürgün çok canlı olduğundan dolayı bu almış götürmüş kendini. Ve bu burada kalmış. Ve bunun ucu da körelmiş. Bu ne yaparsak yapalım buradan kesinlikle bir şek vermeyecektir. Bunu unutmayalım. Bu genelde alt kısımlarda olur ve bitkinin koltuk altlarında falan olur. Bu habire bitkinin içindeki topraktan, besinden, sudan faydalanır ama hiç de bize şek vermez. Dolayısıyla yukarıdaki çiçek açan bitkinin ekmeğine mani olur, suyuna mani olur, işte enerjisine mani olur. Yukarıya fazla bir enerji gitmediğinden dolayı, yetersiz gittiğinden dolayı da sağlıklı bir çiçek vermez. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Bu kör gözleri rahatlıkla yok ediyoruz. Yani bunu kesinlikle yok etmemiz lazım. Eğer ki kör göz işte biraz böyle kurşunu kalem kalınlığında falansa, bir iki göz yukarıdan kesip onun tekrar bir sürgün vermeye zorlamamız gerekir ama çünkü bu tamamıyla enerjiyi kısmen götürdüğü için burada yeteri kadar bir enerji olmayacaktır. Dolayısıyla bu, yani güller içerisinde şöyle dolaştığınız zaman, aralara baktığınız zaman ucları kör bir şekilde, hiçbir sürgünlü olmayan bir dal parçaları, bunları rahatlıkla alıp ve diğer üst kısımdaki dalların daha sağlıklı yaşamasını sağlayabilirsiniz. Burada tabii ki zaman zaman programlarımızda hep anlattık. Güllerimiz geçtikten sonra da yapacağınız, hani buradaki sürgüne bağlı hep işte söylüyoruz, işte 5 yapraktan gelene kadar, örneğin mesela şurada 3 yaprak var. Şu gülümüz geçtikten sonra bunu buradan kesseniz de kırsanız da illaki çiçek açacaktır. Ama daha sağlıklı, daha çabuk sürgün alalım oradan istiyorsak, çiçeğe geçtikten sonra ne yapıyoruz? Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane parçası olan yaprak kısmından kesersek bunu da
tekrar gülümüzün rahatlıkla çiçek açmasını sağlayacağız. Burada tabii ki güllerin saksıda yetiştirdiğini düşünürsek, işte artık bahçeden ziyade saksılarda da yetiştiğini düşündüğüm zaman saksılarda biraz daha gül, işte meyve ağacı, süs bitkisi, buna benzer çamgillerden, ibreli yapraklardan her ne saksılarda yetiştiriyorsak bunlara da zaman zaman besin takviyesi kesinlikle yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla saksı içerisindeki yetiştirdiğimiz bitkilerimize su verdiğimiz zaman su bir şekilde alttaki drenaj deliklerinden tahliye oluyor. Ve bu da ne yapıyor? Bitkinin besin içindeki, toprak içindeki besin elementlerini bir şekilde kaybediyor. Bunun da kaybını önlemek için aşağı yukarı ayda bir bitkilerimize gül olsun, diğer çiçek türleri olsun veyahut da yetiştirmiş olduğumuz çamgillerden olsun, bunlara da rahatlıkla besin gübresi vermemiz gerekir. Piyasada bunları çok çok rahatlıkla temin edebiliriz. Burada çiftlik gübresinden şerbet oluşturarak bunlara verebiliriz. Tabii ki kuş gübresi, çiftlik gübresi bunlar çok farklı. Yalnız burada hani kuş gübresi biraz daha tavuk ve kuş gübresi diğer çiftlik gübresine göre çok çok aşırı derecede besin değeri yüksek olan bir gübre. Onun için örneğin 1 litrelik kuş gübresine aşağı yukarı 10 litre bir su katmamız lazım ki onu bitkiye zarar vermesini önleyelim. Yani burada besini verirken bir de zarar vermeyelim. Bu şekilde bitkilerimizi rahatlıkla yetiştirebiliriz. Zaman zaman yine programımız, diğer programlarımızda da sizlere balkon teraslarımızda veyahut da işte bahçelerimizde sebze yetiştiriciliği konusunda onlara da yer vereceğiz. Bizi izlediğiniz sürece bunlardan faydalanma şansınız olacak diye düşünüyorum. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım güzel görüntüler kazandırmışızdır diye düşünüyorum.